Bektaş'ıyla devam edelim dilerseniz. Yine evet, konumuzla bağlantılı. Bunun bitkisel çözüm yollarından bahsedelim. Tabii, böbrek yetmezliğinin sebebi, işte bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamazsa, karaciğer yorulur, yağlanırsa, böbrekler görevini yapamazsa, zamanla ürik asit, oksalik asit, asit oranı yükselir. Bu asitleri de bünye taşa dönüştürür. Çeşit çeşit taşlar oluşur böbrekte. Bu kalıcı çözüm olabilmesi için ne yapmak gerekir? Mesela bu gördüğünüz avokado yaprağı böbrekteki taş ve kuma karşı en etkili bitki. Hı hı. Kişi kullandığı zaman bunu sadece avokado yaprağında kullanabilir. Fakat bazı durumlarda yetersiz kalabilir. Biz bununla da ilgili bir çalışma yaptık. Avokado yaprağının ekstraktı. Altın başak otu ekstraktı, ayrık ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, civan perçin ekstraktı gibi çok özel bir formülümüz var. Kişi bunu kullandığı zaman böbrek taşı diye bir şey kalmaz. Bir beyefendi böbreklerin taştan dolayı 3 defa ameliyat olmuş. 6 ayda bir ceviz kadar oluyor. Yani aşırı asitlenme nedeniyle asidoz. Adamcağız tabii her ameliyatta tahribat söz konusu. Yani az da olsa zarar veriyor. Bana dedi ki ya ameliyat olmak istemiyorum artık. Her 6 ayda bir ameliyat oluyorum. Çözümü yok mu? Her çözümü var. Problem değildi. Biz ona gönderdik. İksir aloe vera jel, avokado forte, huş forte. 6 haftada hiçbir şey kalmadı. Eritiyor yavaş yavaş. Eritiyor ve yok ediyor. Ürük asit ve oksalik asidi minimum seviye çektiği için de bir daha taş oluşmuyor zaten.